Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün size İngilizce nasıl hızlı öğrenilir ya da İngilizce öğrenmenin keyifli yolları neler onu gösterir. Kitaplar, işte kalın kalın sözlükler yok. Daha güzel, daha eğlenceli şeyler var. O zaman başlayalım şuraya, bir yere. Zaten yansıtacağım ekran. Kaydını alıyorum. İlk uygulamamız Amazon Prime Video. Amazon Prime neden? Neden Netflix değil? Netflix de olabilir. Ama ben size direkt Amazon'u önermek istiyorum. Çünkü Netflix'te Türkçe altyazı seçeneği var. Açmak isteyeceksiniz büyük ihtimalle ki bir yerden sonra açayım diyeceksiniz. Ama Amazon'un çoğu dizisinde şu anlık altyazı yok Türkçe. Bu yüzden de Amazon çok güzel bir seçenek. The Wilds diye, yani yaban isimli bir dizi buldum. Kısaca söyleyeyim. Bir uçak kazası oluyor. Bir grup kız, yaklaşık 9-10 kişilik bir kız grubu uçak kazasından sağ salim kurtuluyorlar ve bir adada yaşıyorlar. Böyle başlıyor her şey. 10 bölümlük bir dizi. Ben 6. bölümdeyim, daha bitirmedim. İstediğiniz diziyi izleyebilirsiniz. Prison Break dizisi ise burada mevcut ve Türkçe altyazısı yok ve sizin için çok güzel bir şey. Eğer Türkçesini izlediyseniz İngilizce altyazısını da izlemenizi tavsiye ediyorum. Hatta İngilizce altyazıyı bile kapatabilirsiniz, o dereceyi. Bazı kelimeleri bilmeseniz bile Türkçesini hatırladığınız için biliyorsunuz. Şimdi ikinciye geçelim. İkinciyi hatta göstermeme gerek yok. Müzik X match olması gerekiyor. Bir önceki videomda göstermiştim. Uygulamayla bir şarkının İngilizce ve Türkçe çevirisini dinleyebilirsiniz. Özellikle defterlerden, kitaplardan İngilizce çalışmayı, öğrenmeyi, kelimeler için sürekli sözlüğe bakmayı vesaire sevmiyorsanız, müzik dinlemeyi çok seviyorsanız, hem müzik dinleyip hem de çevirilerine, sözlerine bakabilirsiniz. Bu ikisini aynı anda yaparsanız daha akılda kalıcı oluyor. Bunu söyleyebilirim. Bu daha eğlenceli yolu bence. YouTube. Her şeyden çok izliyoruz. Türkçe, tamam, Türkçe izlemek çok güzel, yeri çok ayrı. Ama İngilizce kanallara da bakmamız gerekiyor. Birkaç kanal tavsiyesi vermek isterim. Sadece İngilizce öğrenmek adına değil. İşte makyaj olsun, bilim olsun, teknoloji olsun vesaire. Ama herkesin alanı farklı olduğu için bence hangi şeyi seviyorsanız, atıyorum makyaj yapmayı çok seviyorsunuz. Makyaj kanalları var bir sürü yabancı. Jeffree Star, Nikki Tutorials olması gerekiyor. O var. Teknoloji seviyorsanız bir sürü teknoloji kanalları var işte. Ya bunlar belki size saçma gelebilir işte. Makyaj mı izleyeceğim? Ama oradan bile kelimeler, bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Ve bence videonun saçması, güzeli ya da herhangi bir şey yok. Öğrenmek istiyorsanız her şey güzel. Böyle söyleyeyim. Üçüncüye geçiyoruz. Daha önce göstermiştim. Bu Screen uygulaması var. Şu an görüyorsunuz zaten. Açıyorum, aşağıda gözüküyor zaten. Mesela aşağıda da İngilizce zaten çıkıyor, altta da sonrakine. Ha, eğer beğeniyorsanız isimleri de üst köşede var. Hem keyifli hem kısa kısa, çok bir şey izlemenize gerek yok, anlamaya çalışıyorsunuz. Bunu Türkçe, İngilizce, İngilizce, Türkçe istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. O zaman bir sonrakine geçiyoruz. Evet, bir sonraki ise şöyle söyleyebilirim. İngilizce kalıplaşmış cümleler, pardon. Bir sonraki için ise şöyle söyleyebilirim. İngilizce kalıplaşmış cümleler var. Onları ezberlemeye bakın. Onları kullandıkça, duydukça daha çok aklınıza kazınır. Ki zaten genelde kalıp cümleler daha çok kafamızda kalır, fark etmişsinizdir. Mesela call me back. Come with me. Bu arada herhangi bir internet tarayıcısına kalıplaşmış İngilizce cümlelerde yazarsanız zaten çıkıyor bir sürü. Burada görüyoruz I see, I'm full, bunu çok duyarız. Tokum, I'm very proud of you, bunu mesela çok duyarız. Çok duyduğumuz belirli kalıplar var zaten. Bence önemli olan bunlara bakmak, bu kalıpları bilmek, her şey önemli. Ama asıl önemli olan şey kalıpları doğru bilmek. Ya doğru bilmek de demeyeyim. Kalıpları bilmemiz daha önemli. Çünkü kalıpları kullana kullana diğerlerini de bir şekilde halledebiliyoruz diye söyleyebilirim. Sözlük olarak ise ben sesli sözlüğü kullanıyorum. Çünkü internet olmasa bile sözlüğü kullanabiliyorsunuz. Onun güzel bir avantajı var.
Onun dışında kullandığım İngilizce uygulamaları düşünmeye çalışıyorum. Neler var telefondan söyleyebileceğim. Ha, şunu diyebilirim. Oyun oynayın. Bol bol. Sims o kadar işe yarıyor ki. Sims oynamak, işte Among Us. O da bayağı iletişim kurmaya çalışıyorsun chat'te. Türklerle değil de yabancılarla oynayın. Telefonunuzun dilini İngilizce yapın. İngilizce bir şeyler kurmaya çalışın. En yakın arkadaşınızla İngilizce konuşmaya çalışın. Tamam, bir tık zor ama ya da yabancı arkadaşları edinin internet. Eğer bir fan grubundaysanız çok kolay elde etmeniz yabancı arkadaş. Tandem diye bir uygulama var. Bu aplikasyona kayıt olmak için bir gün beklemeniz gerekiyor zaten. Bütün bilgilerinize detaylı bir şekilde bakıyor ve bu aplikasyona üye oluyorsunuz. Üye olduktan sonra karşınızda atıyorum bir profil var. Atıyorum Alex adında birisi var. Alex'in işte Alex atıyorum ana dili İngilizce ama İspanyolca öğrenmek istiyor. O sana İngilizce'de yardım edebilir. Sen İspanyolca biliyorsundur. Sen de ona onda yardım edersin. Yani böyle bir profil düşünün. Gayet güzel bir uygulama. Ha, ben arkadaşı nereden bulacağım edeceğim diyorsanız Tandem çok güzel bir uygulama bunun için. Şuraya bir ekran resmini bırakacağım. Hani uygulamanın nasıl olduğunu örnek bir şey bırakırım. Bırakabilirsem. Unutmazsam. Bu şekilde benim yani bayağı iyi bir uygulamam. Söyleyebileceğim şeyler bu kadar galiba. Evet, size diyebileceğim şeyler bu kadar. Kitaplara, işte İngilizce şeylere çok girmek istemiyorum. Ekstra şunu söyleyebilirim. İngilizce hikaye kitapları var. Bir tarafı İngilizce, bir tarafı Türkçe. Bir önceki videomdaki gibi İspanyolca, Türkçe. Bu tarz İngilizce kitapları var. Sonunda sözlük olan kitaplar var. Bence deneyebilirsiniz. İlk seviyeden başlarsınız. Bilmiyorum, seviyenize göre deneyin. Bence bırakmayın ve şu an üniversiteye gidiyorsanız, liseye gidiyorsunuz, okulların kapanmasına çok az bir zaman kaldı. Bu 15 günlük tatilde okey dinleneyim edeyim tamam. Ama bence dil çok önemli. Artık İngilizcenin bile bir önemi yok. Artık ikinci bir yabancı dil arıyorlar. Ya bu yüzden hiçbir şey için geç değil diyorum ve çok konuştum. Burada bırakıyorum. Evet, size önerebileceğim bir kanal var. Şu an aklıma geldi. Çilem Akar. Şuraya bırakacağım sayfasını görürsünüz. O kadar güzel bir YouTuber ki. Çok samimi. Çok güzel öğretiyor her şeyi. Yani videoları efsane güzel. Onu da bakabilirsiniz. Benim amacım burada dil öğretmek değil ya da dil çok iyi işte biliyorum diye iddia etmiyorum. Onun kanalına da bakabilirsiniz ki bence bakın çok güzel videoları var ve çoğu zaten dil üzerine. Vlogları falan da var. Onlar da güzel. Yani kendisi bu videolara başlamamın asıl sebebi o. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.